Maşallah beyefendi, feneri nerede söndürdünüz? Sorma, sızıp kalmışım. Bey de seni sızım sızım sızdıracak. İşine geç kaldı, küplere bindi. Gitti mi yoksa? Bir taksi çağırdım, onunla gitti. Ayvayı yedik de seni. Ayva mı yedin, elma mı yedin beyefendiyi görünce anlarsın. Olmaz böyle kepazelik. Senin yüzünden bu sabah işe tam 2 saat geç. Özür dilerim bey baba. Bey baba deme oğlum, bey baba deme. Cinlerim tepeme çıkıyor. Aklını başına devşir lan. Yoksa günahlar değişirsin. Bir daha geç kalmam bey baba. Hala bey baba diyor, yıkıl karşımdan. Hadi yıkıl diyorum. Git de akşama kadar uyu. Asabı bozdu Teres. Sinirlenmeyin efendim. Nasıl sinirlenmem? Ama ben ona yapacağımı bilirim. Yoksa kovacak mısınız? Kovmak mı? Kovamam ki. Zira seviyorum köftoğunu. Benim yapamayacağım ne varsa hepsini yapıyorum. Karaciğerim bozuk, içki içemem. Ama o içer. Güzele baksam hanım gözümü oyar. Ama o her gün başka bir kızla gezer. Gel de sevmeydi. Pansiyoncu olmuşum da sankim başım göğe ermiş. Şu mesleği yapacağıma köşe başında hani topik satsaydım zengin olurdum be. Öyle deme madam, insan şükretmesini bilmeli. Anam nesine şükredeyim ka? Baksana şu hale. Hele senin gibi kiracı olursa. Beni karıştırma madam. Hadi abuş. Seni karıştırmayayım da kimi karıştırayım? Hepiniz süzme bal. Hım hım lan burunsuz bir birinden uzun. Al birinde vur birine. Hepinizi bir kazana koyup kaynatsak yeni baştan döksek bir adam çıkmaz be.
Anlaşıldı, sen gene ters tarafından kalkmışsın. Ah canım, siz de bir gün düz taraftan kalkıp da kira ödeseniz nasıl olur Hacer? Paramız olunca vermiyor muyuz? Kızlara yedirmekten sizde para kalır mu? Kızlara lazım olunca para var. Lakin madam Agamne'ye sıra geldi miydi çeşmeler kuru. Yeter be, yeter artık, defolun başımdan. Kalbimi kırıyorsun madam. Sen de kalp olsa borcunu ödersin. Bu ay ödeyeceğim madam. Para alayım, doğru sana getireceğim. Zaten benim senden başka kimim var? Hadi, hadi yine yumuşattın beni. Hadi çok lafı uzat. Ay, ana işe geç kalıyorsun canım. Ha, hadi. Gidiyorum. Ah, ne yapsın? Tamam bu, ufaklık. Tamam da ne demek abi, kaportaya bak, saçını tara. Öyleyse şimdi iş başına. İşte adres. Şöyle fiyakalı bir buket olsun, anlarsın ya. Hadi. Ayıp salladın abicim. Hadi durma, koş. Ama şu işe benim aklım bir türlü ermiyor. Ölen ölmüş. Burada solup gidecek çiçeklere günah diyeyim. Senin ne işine yarar bunlar? Ama şu işe benim aklım bir türlü ermiyor. Kusura bakma. Buyurun iyi, güzel, hoş. Ama kafan bomboş. Nedeni de genç olman. Niye o lafı demişler? Demişler de iyi etmişler. İhtiyarlık yapabilse, gençlik bilebilse ama olmuyor işte. Biri dermansız yapamaz, diğeri bilmediği için yanlış yapar. İşler de aksar gider. Onun için kulak ver bana. Verdim bey baba. Demek bey baba deme. Sıkı vereceğim gırtlağım. Demem bey baba. Demem bey baba deme. Ah, frenin tutmasıydı, sıkı verseydim şu ününü senin. Ne diyordum ben? Ha, ne diyordum? Size kulak vermemi. Evet, kulak ver bana. Zira tecrübe konuşuyor. Biz de genç olduk. Biz de çapkınlık yaptık. Biliriz bu yollarda gezmeyi. Az görmedik. Bak anlatayım da ibret al. Ona göre kullan kafanı. Dinle. Biz de gençtik bir zamanlar. Hem de ele avuca sığmaz cinsinden. Başımızda kavak yerleri esiyordu. O günü hiç unutamam. Yeni bir aşkın heyecanı içindeydim. Melekten bir gün daha çalacaktım. Tam birbirimizin kollarına atılmıştık ki olanlar oldu. Vermiyorum meleğen meken, anasını babasını kesen ben, ciğerini kebap yapıp yiyen gene ben. Yaman gelir, yaman gider bizim takım. Yer miyiz be? Yer miyiz kele kolpayı be? Hey! Hey!
Çık lan dışarı, yoksa indireceğim camı çerçeveyi lan! İçtim kanınızı, namus işi bu be! Mahallenin namusu var, kan temizler bunu, kan! Hayrola, ne oluyor Osman'a? Yağlışa var mı be? Gitti mahallenin namusu. Namus? Eve zampar almışlar. Bastım ama kaçtı galiba. Aşağı doğru biri kaçtıydı. Muhakkak odur. Şimdi yakalarım onu be. Yürü beraber yakalayalım. Namussuzlara ölüm, ölüm! Kaçtı namussuz. Nasıl da kaçırdık? Oldu bir kere. Ama ben Pera'ya Ömer'sem o herifi sıçan deliğinden çıkartırım. İşte o zaman ölümlerden ölüm beğensin. Jart dalak bu tarafa, jart mide bu tarafa. Hani ya kedilere ciğer ver. Benimle alay mı ediyorsun yoksa? Mülazime ben seni alay eder miyim Osman'a? Sen herifin dalağını midesini budarken ben de ciğerini deşiyorum. Şimdi oldu işte. Oldu da tebrike tarafa bile gitti. Namus meselesi bu. Ay ağzına sağlık. Delikanlı adammışsın. Sevdim seni. Al be Osman'a. şimdi müsaade edersen ben gideyim. Olmaz. Bırakmam seni. Kadeh tokuşturmadan gitmek olur mu? Hadi yürü bakalım yürü. Nur ol benim aslan arkadaşım, nur ol Ekremci, nur ol be! Sen de nur ol. Nur ol, Bahri Baba'ya mum al. Vay demek sen Bahri Baba'yı da biliyorsun. Öyleyse İzmir'de bulundun, bornava suyu içtin he? İmdet kaldım. Tevekkülü kalmışsındı sana, içelim anam. İçelim hadi Şerefe. Ben namuslu insanları severim. Namus başka şeydir. Bir adam ki namus meselelerine dikkat etmiyor, çekiver onun kuyruğunu. Çek gitsin, hem de vahvan gitsin. Varacağı yere çabuk varır. Cehenneme kadar yolu var. Namussuzlarla işimiz yok. Zira namus, namustur. Evet, namus, namus. Namus mukaddestir. Namus mukaddestir. Namus için can veririz biz. Can veririz biz. Çok ama çok sevdim seni ben. Var mısın seninle şöyle bir papaz uçuralım ha? Var olmasına varım ya. Kadınları nereden bulur? Şimdi ayıp salladın işte. Bu işler için ne demişler? Adamını bul. Onun da adamı işte burada. En alaları bendedir. Sen iste getirmesi benden. Var mı arkadaşım? İşte bak. Seç hangisini istiyorsan getirmesi benden. Vay benim namuslu kardeşim, vay bravo maşallah. Meğer neymişsin sen yahu? Bendekiler kimseli yoktur ha. Hani eve zampara alan var ya, o da bendedir. Haberim olmadan adam aldığı için kızdım ona. Olur mu be? Bana da lololo olur mu? Öyleyse oraya gidelim. Yürü gidelim arkadaşım, yürü. Ya anladın mı Anya'yı, Konya'yı? Dünyada ne adamlar var, ne namus timsalleri. Bunları tanımak lazım. Neyse, bugünlük bu kadar ders yeter. Yürü, hazırla makineyi de eve gidelim. Baş üstüne bey baba. Ulan. Affedersin bey baba. Ulan. Teres, bir gün senin yüzünden kan boğacak. Boğacak beni. Thank you.
efendiden telgraf var efendim. Yani kom stop. Para gönder stop. Öperim stop. Parayı geciktirme stop. İyiyim stop. Para yarın elimde olsun stop. Para, para, para. Ne zannediyor bu kadın beni be? Burada benim para basan makinem mi var? Sinirlenmeyeyim beyefendi. Olamaz böyle şey, çıldıracağım. Nasıl sinirlenmeyeyim? Şu telgrafta paradan başka ne var, ne var? Hanımefendi Paris'te terzi terzi dolaşıyor. Biz burada ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hiç düşünüyor mu? Öldük mü, kaldık mı? Hiç merak ediyor mu? Para, para, para. Göndermiyorum be, göndermeyeceğim işte. Yapmayın, sinirlenmeyin. Nasıl olsa göndereceksiniz. Göndermeyeceğim, göndermeyeceğim, göndermeyeceğim lan! Göndereceksin bey baba. Deme lan, bey baba deme bana! Demem bey baba. Deme lan, bey baba deme bana diyorum, deme bana! Deme lan! Yoksa hıncımı senden alırım. Ayşe, bluzumu ütülememişsin. Öğleden sonra giyeceğim. Hemen yaparım. Tülin kızım, Semra telefonda seni istiyor. Bu deli kızın bluzunu ütüleyiver Ayşe. Gene mızmızlanmasın. Şimdi yapacağım efendim. Ha, gece beşik mi salladın? Affedersin bey baba. Yürü Teres. Ocağıma incir mi gideceksin lan? Ha, defol! Defol! Gözüm görmesin! Bey baba fena içerledi ha. Hem hakkı da yok değil. Ooo! Maşallah beyefendiciğim! Sizi sıhhatle görmek ne mutluluktur bizim için! Hayrola, ne arıyorsun burada? Bak herife bak be! Bir de ne arıyorsun diye soruyor. Ne olacak? Nasiyesi kasap çingeliyle silinmiş ise netaiç böyle olur. Kaç zamandır neredesiniz? Mahkemesi. Uzattın ama adam. Babam bile nerede olduğumu soramaz. Ben sana sorarım. Niye sorarmışsın? Herhalde kara kaşına, kara gözüne aşık olduğumdan değil. Orası belli değil. Halt etmişsin sen. Agobumun üstüne gül koklarım dersin. Hem de senin gibi katı tırnağını ne edeyim ben? Eğer seni merak ettiysem sebebi sosyoekonomiktir. Anlarsın. Doğrusunu istersen anlamadım. Ne olacak? Cahilim birisin. Entelektüel kelamından ne anlarsın? Senin gibi hem de hem telaf edilir. Kira için geldim, anladın? Anlamasını anladım ya madem. Hani diyeceğim şu ki... Mazeret dinlemiyorum. Laf salatasına karnım toktu. Parayı almadan daha şuradan şuraya gitme. Yoktan yonga çıkmaz madem. Bugün bende para yok. Yok olasın inşallah. Ah megaspas yardımcı kıldan. Önce parayı ödesin sonra yok olsun. Bana bak herif, ben kiramı istiyorum. Ne oluyor be? Nedir bu gürültü? Vay zemberek ekre. Vay madamcığım, agam necim, güzelim benim. Hale bak be. Daha daha kavuşmaz ama insan insana kavuşurmuş. Ama sana insan demek caizdir. Biliyorum. Bazı suçlarım oldu eskiden ama sen bağışlarsın. Ah her şeye rağmen kibardır, yakışıklısındır gene. Merci.
Acaba benimle bir kahve içmek tenezzülünde bulunur musun? Bilmezdi. Kaseni de unutmuş değilim de sonra konuşacağım. Abuş. Oo, maşallahım var. Bak orum ikili tutmuşsun epey ha. Allah'a çok şükür bir şeyler oldu işte. Buyurmaz mısın? Merci. Seni görünce eski günler geldi aklıma. Pek paramız yoktu ama gençliğimiz vardı, neşemiz vardı. Ah nerede o günler, nerede o günler, nerede? Kah deme, söyleme öyle yanık yanık. Ka şu anda neler tahassür ediyorum, hadi bilsen. Allah! Allah! Gün bugün, saat bu saattir. Üst yanı iş portadan bile satılmaz. Satılsa bile alıcı bulamazsın. Nurol Agavgin'cim, Nurol. Şimdi bir de şarkı patlatırsan. Ne henterimsin be. Patlatırsanız. Bu gırtlaktır, yoksa mantar tabancasıdır. Sen bana bakma. Sürcü lisan oldu. Bülbülüm benim. Hadi bir şakıyı ver. Öt, öt. Acep söylesin mi? Kurbanın olayım senin bülbülüm. Var ola gavneci. Kurbanın olayım senin bülbülüm. Ah be, ne
kadar kurdum varsa hepsini dökmüşüm. Meğersem gençlik ne güzel şeymiş. Ne yani, biz ihtiyar mıyız? Nasıl eğlenilirmiş, hayatın tadı nasıl çıkarılırmış bizden öğrensinler. Daha çok gençleri çıkartırız cepten. Ay 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 ay. ben sana her zaman söylerim. Atarsan destekli at diye. Sonra adama Alep oradaysa arşın da buradadır derler. Bundan sonra biz hatıralarla yaşarız. Karışma be. Boyun kurusun. Karışmazsam yapamam. Senin sırtın kaşınıyor galiba. Ay Allah razı olsun. Nasıl da bildin? Şuramı kaşır mısın? Yürü be! Heyecanlandım. Teşekkür bile edemedim size. Teşekkür edeyim ben. Tanımadığınız bir kız için... Ben sizi tanıyorum. Yolda görmüştüm birkaç kere. Tesirinizde kaldım ve takip ettim sizi. Evinizi ve Kasım Bey'in kızı Tülin Hanım olduğunuzu öğrendim. Yaptığım bu iş sizi kırdı mı yoksa? Yok, ben de sizi birkaç kere gördüm. Tesadüfen de isminizi öğrendim Ekrem Bey. Niye o kadar hayret ettiniz? İlginiz gururumu okşadı da. Tanışmamız pek acayip şartlar altında oldu. Hislerimi belirtmekte güçlük çekiyorum. Sizinle tekrar buluşmak isterim. Ah nerede kaşınız? Yavrum gene hazırlık verdi. Ne hazırlığı olsun madam? Hadi oradan Hent. Beni kandıracaksın. Sanki anlamıyorum. Ha? Sen bana baksana. Senin damarından kaç yuvarlak geçer bilirim ben. Hangi şırfın ta gidiyorsun gene? Ha? Bu balık başka balık. Ha? İnşallah köpek balığıdır da parça parça edersin. Etsin be madam. Öyle balıklar parçalasın bizi. Sen de şu kadar utanmak, şu kadar sıkılmak var mıdır be? Ne yaptık gene? Ha ne yapacaksın? Eline iki kuruş geçince hemen kızların peşine. Hiç kirayı ödemek aklına gelmiyor mu? Hani para alınca verecektin. Ne oldu? Tabii, parayı alınca vereceğim. Ah iyi öyleyse. Hadi ver bakalım kirayı. Parayı almadım ki. Almadın mı? Peki parasız kızın yanına gidilir mi? Tabii gidilmez. Değil mi?
Eğer kim 40 güne kadar ölürsem vebalim boynuna alır. Hayvan herif! Akka ne sırıtıyorsun be? Hayvan dedik ise kelebek sanadın. Eşek! İltifatlarınıza teşekkürler madam. Mille merci. Üstelik eşekleri severim. Hürmete layık bir hayvandır, zira çalışkandır. Bana aslan derlerse kızarım. Vahşi, kanıcı, kaba kuvvetiyle istismarcı bir hayvana benzetilmektense eşekliği kabullenirim. Ah iyi öyleyse, eşekliğin mübarek olsun. Yalnız benden uzak ol, he? Benim sırtımı tepeceğine başkasını bul. Eğer seni görmenin sevinciyle incindinse özür dilerim. Ne oldu, ne var? Düşündüm. Düşündüm ve korktum. Şu kimsesiz plaj, şu geniş ufuklar, yalnızlık. Sanki dünya yeniden yaratılmış. Yalnız sen ve ben varız. Ama öyle değil işte. İnsanlar, cemiyet kaideleri, bağlantılar. Bizim dünyamızdan başka dünya var. O dünyadan korkuyorum ben. O dünyada milyonlar yaşıyor. Biz de yaşayacağız. Zamanı gelince biz de yerimizi alacağız. Yarınların neler hazırladığını bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Ama bildiğim bir tek şey var. Seni çok seviyorum. Hakim'e mantı yaparsan ben başka bir şey istemem. Bir kadeh rakı, beyaz peynir, kavun, üstüne de mantı. Ooo! Bak, bak şu münasebetsizin yaptığı işe. Bak, bak görüyorsun sen de değil mi? Gel lan! Gel diyorum sana! Bir falso mu yaptık bey baba? Deme lan! Bey baba deme bana! Bir de falso mu yaptık diye soruyorsan falso yapar mısın be? Yapamazsın! Neden dersen kendin serapa falsosun! Sanki dünya kadınların üstüne kurulmuş. Aklın fikrin onlarda, işin gücün horoz olmak. Bir gün bu yüzden başın derde girecek. Ondan sonra ayıkla bakalım pirincin taşını. Biz de ele kalırız. Sevzekliği bırak, patlatırım gözünü. Seni evladım gibi sevdiğim için söylüyorum. Sağ ol bey babacığım. Deme ulan! Bana bey baba deme! Kulağını açtın, dinle. Tecrübe konuşuyor. Dinle de ibret al. Nasıl, dansımı beğendin mi? Harikulade, enfes, nefisül enfes. Ha, ne dediğini anlamıyor ben. Yani güzel, güzel diyor. Ben çok az Türkçe biliyor. Burada da herkes Türkçe bilirim der ama doğru dürüst bilenine de rastlamadım. Onun için sen bilmesen de olur. Bende de biraz tarzanca var, anlaşır gideriz. Nasıl anlaşma? Canım nasıl olacak anlayıver işte. Bunu hiç anlamıyor ben. Yo bak buna bozulurum ha. İstersen hiçbir şey anlama ama bunu anla. Ha, madem sen istiyor ben anlıyor. O zaman mesele yok. Ver bakalım şimdi bir avans. Avans? Nasıl avans? Bir öpücük. Ona sıra var. Şimdi sen söyle beni seviyor. Hem de nasıl. Hayatta iki şey severim zaten. İçli köfte, dişli ağız. Ben de seni seviyor, beraber olmak istiyor. Bundan kolay ne var? Sarmaşık gibi oluruz istersen. Dur canım, dinle beni. Ben seni ve bu asını çok seviyorum. Burada kalmak istiyorum. Tamam, sen kal burada. Bende koca var biliyorsun. Biz şimdi seninle beraber yaşayacağız. Tamam, oldu. Ben kocaya haber verdim. Gelip bizi...
gelirse beraber bizi mi bastıracak? Evet, o zaman ayrılacağız. Yok, ben yokum bu işte. Ben yokum. Allah'a ısmarladık. Kapıda tarafta. Ay Kerim! Canım ne vuruyorsun öyle emanet sandıya vurur gibi? Kendine göre bir kız bul evladım. Ben bulmasına buldum ya. Aması var. Aması neymiş be? Sen o kızı seviyorsun. Evet, seviyorum. Ciddisin. Hayatımda ilk defa seviyorum. Ama o kadar ayrı dünyaların insanlarıyız ki. O kadar ayrı dünyaların insanlarıyız ki. Bırak bu lafları. Sen bu adamı seviyorsun değil mi? Öyleyse git, ona her şeyi anlat. Eğer seni sevmiyorsa mesele yok. Yapamam. En iyisi unutmak. Randevuya gitmeyeceğim. Aramızdaki uçurumu düşünüyorum. Düşünüyormuş. Boşuna bak be. Sen Kasımpaşalı Murat. Eşref'in kahvesinde staj görmüş, Apostol'un meyhanesinde diploma almışsın. Bu hal yakışır sana. Hadi git, bekletme kızı, kalk git. Hayır, gitmeyeceğim. Bitsin bu oyun artık. Herkes kendi dünyasında yaşasın. O Tülin Hanım, ben Kasımpaşalı Şoför Murat. Bu hakikati değiştirebilir miyiz? Bırak köşkü villayı, gel benim tek kız odama, bir lokma bir hırkaya otur yanımda, denir mi o kıza? Zengin değil de fakir biri olsaydı. Yeter be adam be, yeter be! Öyle evine çevirdin burayı be! Kalk git şu randevuya! Yapamam, gitmeyeceğim. Ah ne halin varsa gör, hep herif sen de! Ötesindeki dünyaları merak ederim. Sanki oralarda daha kolay mutlu olurum gibi düşünürüm. Anlıyorum seni. Buralardan kaçmak. Geniş ufuklara açılmak isterim ben de. Mutlu değil misin şu an? Öyle mutluyum ki fazlasına tahammül edemem. Ama isimlendiremeyeceğim bir his, bir sıkıntı var içimde. Öyle şeyler anlatmak istiyorum ki sana. Ama anlatamıyorum işte. Bir şeyler kopacak, bir şeyler kaybolacak gibi diyeyim. Korku. Mutlu olamama korkusu. Ne olursa olsun bilmemiz icap eden bazı şeyler var. Evet, bilmen lazım. Anlatmalıyım sana. Ama nasıl? Bilmek istediğim tek şey var. Beni seviyorsun değil mi? Kimsenin sevemeyeceği kadar. Mutluyum. Bu yeter bana. Ama söz ver, ne olursa olsun ayrılmayalım.
neredesin be herif? Zurnanın zırt dediği yerde yok olursun. Önemli bir iş yok demiştiniz. Canım ben derim ama olmuyor işte. Bak şu telgrafa bak. Baktım. Nesine baktın herif? Ulan hala anlamıyor musun? Hanım Paris'ten dönüyor. Yeşilköy'de karşılamamız lazım. Geç kalırsak ikimizi de doğurar. Gazetede ne var ne yok? Ekrem Bey'in karısı Paris'ten dönmüş. Hı, resmi var mı? İşte. Aa, güzel kadınmış. Hem güzel hem de çok şık. Tabii Paris'ten giyiniyor. Şık olmasın mı? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ekrem. Ekrem evliymiş. Evli miymiş? Karısı Paris'ten gelmiş. Posta geldi efendim. Hı hı. Ne demek? Ne mektubu yahu? Aşk mektubu. Aşk mektubu mu? Tabii senin haberin yok değil mi? Neden haberim olacak hanım? Bana bak yere. Gebertirim seni. Karşında masumla da oynama. Ne diyorsun sen hanımcığım anlayamadım. Şu mektubu okusana anlarsın. Oku da hep beraber anlayalım. Ekrem. Sana en kötü kelimeleri sarf etmek için başlamıştım bu mektuba. Ne yazık ki yapamıyorum. Her an geçirdiğimiz güzel günleri düşünüyorum. Bak kör olasıca düşünüyormuş. Bu anıyı ömür boyu taşıyacağım. Çünkü seni hala seviyorum. Neden? Neden böyle davrandın? Neden aşkımla oynadın? Evli olduğunu sakladın. Neden sakladın gözü kör olasıca? Neden sakladın ha karıdan? Beraberce kuracağımız dünyada yalana yer yoktu. Benim de suçum var. Ben de yalan söyledim. Her zaman hakikati anlatmak istedim sana. Ama yapamadım. Şu anda onun da önemi kalmadı. Hiçbir şeyin önemi kalmadı. Gidiyorum buralardan. Uzaklara. Karşılaşamayacağımız bir yere kaçıyorum. Sana ömür boyu mutluluklar dilerim. Ne âlâ? Arada bir beni anımsar mısın bilmem. Ne çare. Hala seni seviyorum. Buna ne buyurulur? Anlat bakalım şu işi. Nesin anlatayım? Öyle ya. Anlatacak bir şey yok. Her şey mektupta yazıyor değil mi? O mektubun benimle ne ilgisi var? Ya şimdi de inkar mı başladı? İnkar ha? Ben seni konuşturmasını biliyorum ha? Vallahi kabahatim yok ama yok. Ne oluyor Hayriye Hanım? Bilmem ki vallahi. Hanımefendi bu mektubu okuduktan sonra kızılca kıyamet koptu. Yettin be adam. Yettin de öteye bile açtın. Sen benim evimi barkımı yıkacaksın be. Aptallığın, salaklığın, hödüklüğünde bir derecesi vardır. Yapılır mı be? Olur mu bu? Lan benim adımı nasıl kullanırsın? Nasıl ben Ekrem'im dersin? Ben demedim. Kız öyle zannetmiş. Ben de düzeltemedim. Anlattım size hepsini. Bana anlatman ne ifade eder? Hanıma anlat bunu. Ben gider anlatırım. Ne alt edersen et. Hanıma anlat yoksa beni eve sokmaz. Ben her şeyi düzeltirim efendim. Hay Allah ne günlere kaldık. Ulan ütüsü bozuk herif. Önce sen kendi halini düzelt. Hadi. Bir hafta izinlisin. Thank you.
Araba saat gibi. İyi, öyleyse toparlan. Silivri'ye gidiyoruz. Yolda arabaya kimseyi alma. Alma. Almam bey baba. Oğlum bana bey baba deme lan. Bey baba deme bana. Kafam fena bozuluyor. Deme bana bey baba. Bak şimdi dinle. Bir gün yolda başıma ne geldi. Yolda gidiyordum yıllarca önce. O zaman dışarıda gençlik de vardı. Cüzdanım yok, cüzdanım yok. Son nafakan olsun, cüzdan. Ya işte böyle tat arası. Gördün mü bak dünyada neler oluyor? Tecrübe bu, tecrübe. Remzi Bey'i aramıştım. Buyurun benim. Ekrem Bey geldi, sizi görmek istiyor. Ha. Vallahi beni mahcup ediyordu. Aman Ekrem Beyciğim, 40 yılda bir yüzünüzü görebiliyoruz. Ne yaparsın, iş güç. Bu sefer mazeret yok, sizi bırakmam. 2 gün buradasınız. Nasıl olur, yarın işimin başında olmalıyım. Olamazsınız, zira yarın evleniyorum. Ne, ya. Evleniyor musun? Evet. Bak işte buna çok sevindim. Tebrik ederim. Sağ ol. Ah bir de şu serseriyi evlendirebilsem. Sen benimle uğraşma bey baba. Bey baba deme be! Münasebetsiz herif sinirimi bozmasa olmaz. Nikah şahidim siz olacaksınız. Bu şerefi benden esirgemezsiniz herhalde. Ne demek o şeref bana ait.
Sen de arabayı hazırla. Araba gelin arabası olacak. Tamam bey baba. Buyurun gidebiliriz. Hazırım geliyorum. Bundan sonra seni hiç bırakmayacağım. Bir dakika bile yanımdan ayrılmayacaksın. Zorla tutamazsın beni. Dağ başında yaşamıyoruz. Zaten ben yaşamıyorum. Vız gelir her şey bana. Bundan sonra hiçbir kudret seni benden alamaz. İcap ederse dünyayı ateşe veririm. Hep kendi fikrini söylüyorsun. Hep benden deyip duruyorsun. Ben ne oluyorum? Eşya mıyım ki fikrimi sormuyorsun? Seni istiyor muyum bakalım? Şimdi şaşkın şaşkın bakıyorsun. O kadar egoistsin ki, yalnızca senin istemiş olman önemli. Belki haklısın. Seni kaybettikten sonra ne yapacağımı şaşırdım. Düşünemez oldum. Ben benlikten çıktım. Seni bulmak, senin yanında olmak, bütün gaye, tek yaşam, yaşayabilme sebebim bu oldu. Senin benim için ne olduğunu, seni nasıl sevdiğimi anladım. Çok geç değil mi? Hiçbir zaman geç değil. Eğer beni seviyorsan, eğer benim yanımda kalırsan, yepyeni bir dünya yaratırız. Mutluluklar dolu ikimizin dünyası. Nasıl? Elimizde koymuş gibi bulduk. Demedim mi size? Bak bey baba. Bey baba deme bana Terence. Diyeceğim işte. Bak bey baba. Sana sevgim ve saygım çok büyük. Öl de öleyim. Yalnız bu meselede karşıma çıkma. Kim olursa olsun, isterse mezardan babam çıksın, çiğner geçerim. Bu kızı kimse alamaz elimden. Ölür ölür bir ölürüm. Yakarım canınızı. Vay 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 vay! Zo bu ne ateş be! Herifin gözünü kan bürümüştür. Din sizin hakkında limansız getirmiş. Aferin kızım. Şu gemi almazı burnundan iyi yakalamışsın. Hey Allah bey! Meğer analar neler doğururmuş. Bana bak bey baba. Benim kafada trafik karışmaya başladı. Ne oluyor anlamıyorum. Zaten ne zaman anlayabilmişsin ne olduğunu ki? Abuş sen de birden kendini akıllı sanır. Bey baba yapma bunu bana. Bırakın dalgayı. Ne yapmak istiyorsunuz onu anlatın. Pekala anlatalım. Şimdi söyle bakalım. Bu kızı seviyor musun? Hey! Ölesiye, geberesiye, kahrolasıya seviyorum. Daha beter oldu inşallah. Ah amin! Bu kızı istiyor musun? Hem de nasıl? Şey, o da beni istiyorsa. Oo, maşallah, maşallah, bu ne terakki. Bakıyorum bayağı centilmen olmaya başladım. Demek istiyor. Öyleyse bir düşünelim. Ocağına düştüm bey baba, medet senden. Hey Allah'ım ne büyüksün. Bana yaptıklarını şimdi fitil fitil burnundan getireceğim. Ne istersen yap bey baba. İstersen paspas gibi çiğne, yeter ki... Yeter ki kızı sana verelim değil mi? Peki öyleyse. Verdik gitti. Verdiniz mi? Peki, peki ama damat ne diyecek? Düğün ne olacak? Ne oluyor be? Bunda gülünecek ne var? Daha ne olsun Abuş, kulağını aç eğdine. Bu oyunu Ekrem Bey ile ben hazırlamışım. Bey de bizi yardım etmiştir. Askıya çıkan kağıt arası seninle Ayşe'nin de. Nasıl? Beğendin mi? Demek bu bir oyundu. Yoksa senin de haberin var mıydı?
Ben de bu cehennem gibi yürek olmasan, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasan, bir de canım can katan o sevdan olmasan, sevdan olmasan.